Başkent İletişim Haber Merkezi'nden mutlu günler. Gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgut Reis beldesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında geçen haftada Muğla, Bodrum, Milas ve İzmir'de 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmıştı. Sanıklar ihaleye fesat karıştırma, imar kanununa muhalefet, haksız mal edinme, zimmet, rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 asker uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hakkari valisi Yakup Can Bolat, şehit olan askerlerden ikisinin jandarma er, birinin de jandarma uzman çavuş olduğunu açıkladı. Saldırının Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iş merkezinin önünde gerçekleştiğini kaydeden Vali Can Bolat, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Şehit olan askerlerden jandarma uzman çavuş Ramazan Gül, Konya'nın Çumra ilçesinde, jandarma er Ramazan Köse, Artvin'in Borçka ilçesinde ve jandarma er Yunus Yılmaz'da Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Dört Yol köyünde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ-PYD terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 34 askeri personel gözaltına alındı. Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 34 askeri personelden 4'ü subay, 30'u astsubay rütbesinde bulunuyor. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada 34 askeri personelin 5'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26'sının Jandarma Genel Komutanlığı ve 1'inin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu duyuruldu. Türk Edebiyatı'nın iki önemli ismi Firuzan ve Yılmaz Karakoyunlu'nun vefat haberleri sanatseverleri yasa boğdu. Firuzan öykülerinde kadınların yaşadığı haksızlıklara tercüman oldu. Hemcinslerinin sesini duyurdu. Karakoyunlu, Salkım Hanım'ın taneleri, Güz Sancası, Yorgun Mayıs kısrakları gibi yakın tarihi anlatan eserlerle edebiyatta iz bıraktı. Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Firuzan, 91 yaşında hayatını kaybetti. Şair Elif Sofya, Türkçe Edebiyat'ın önemli isminin ölümünü sosyal medya hesabından Firuzan sonsuzluğa gitti mesajıyla duyurdu. 29 Ekim 1932'de İstanbul'da doğan Firuzan, ilk kitabı Parasız Yatılı ile 1972'de Sait Faik Hikaye Armağanını kazandı. İlk kitaplarında kötü yola düşmüş kadın ve kızların, çöken burjuva ailelerin, yoksulluk ve yalnızlıkla boğuşan kadın ve çocukların, yeni ortamlarda bulunan ve yurt özlemi çeken göçmenlerin dramlarına odaklandı. 12 Mart dönemini anlattığı ilk romanı 47'liler ile 1975'te Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü kazandı. 1975'te Sanatçılar Programı'yla çağrıldığı Batı Berlin'de bir yıl kalarak işçiler ve sanatçılarla röportajlar yaptı. Öyküleri pek çok dile çevrildi. 1981'de Ömer Kavur'la birlikte senaryolaştırdığı Ah Güzel İstanbul öyküsü sinemaya uyarlandı. Antalya Film Festivali'nde ödül aldı. 1986'da Gecenin Öteki Yüzü kitabını Okan Uysaler'le birlikte senaryolaştırdı. TRT'de dizi film oldu. 1990'da Benim Sinemalarım adlı öyküsünü senaryolaştırarak Gülsün Kara Mustafa ile yönetti. Film uluslararası festivallerde ödüller kazandı. Sporla devam ediyoruz. Sezonun ilk kupa heyecanı yarın akşam İstanbul'da yaşanacak. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'la Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 5. Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Ve hava durumu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre ülkemizin iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece,
artacak. Hafta sonu ise görülecek yağışların Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olması tahmin ediliyor. Bazı merkezlerin hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu 12, İstanbul çok bulutlu 13, İzmir çok bulutlu 18, Antalya parçalı bulutlu 20, Erzurum çok bulutlu 11. Gelişmeleri aktardık. Saat başında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Demo denemesi.